vesileyle çok değerli bir hikayeyi belgelemiş. Ben özür diliyorum hakikaten. Bu soru sayesinde Çamlıca Camii'ni tartışmak boşmuş, onu anladım. O kadar güzel hikayeydi ki. Yani bir caminin ölçüsü, bunu yazmalısınız. Ben kısa kısa notlarımı iletmek istiyorum. Ömer Yılmaz. Mütedeyyinlerin de itirazı yok bence. Yani Ahmet Turan Alkan ve sizin dışınızda siz bana söyleyin. Yok. Çamlıca Camisi ile ilgili yazılmış yazı, yani o tarafta da seküler tarafta zaten üretim yok. Yalnız bırakıldığımı söylüyorum. Evet. İki tarafta ama, da yok. Ama şöyle. Dükkanı Bey. Ben tamam. Ama tamam. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bir anket yapılması istense. İşte iki tane, üç tane. Öbür tarafta da üç tane sayılır. Bir anket yapılsa dindar kesim bu camiye evet demeyecektir. Bence de demez. Cami, kilise, havra meselesini yani cemaat üzerinden değil de sembol üzerinden de tartışsak bence yanlış. İlla sembolik tartışacaksak Alevilik, Sünnilik diye tartışılabilir çok basit bir şekilde. Yani Alevilerin acayip hakkı yanıyor bu ülkede. Çok rahatlıkla orada bu sorun çözülebilir bence. O tekkeyle alakalı, o caminin... Ya da külliye diyelim peki. Tamam, bu şimdi burada genel olarak modernliğe, buranın patronu Gökşin Bey ile sık sık konuşuruz, o da yüklenir. Yani sonucunda modernlik kötüdür gibi bir şeye ben, yani pek çok konuşmada, işte Nevzat Bey de oraya gitti, zaten sonra ürettiği cami de geçmişe referans veren, nihayet gördüm bu arada Ahmet'e gönderdiğiniz PDF'ten. yani o da oraya gitti, ben... Hani bu modernlik cami üretemedi ki, yani üretti de mi kötü, üretemedi ki, hiç ihtiyaçlar üzerinden konuşulmadı. Yani işte demin Nevzat Bey söyledi, benim kayınvalidem hacı, 5 vakit namazını kılıyor kadın ve camiye gitmekten de hoşlanıyor. Gidip imamla çatır çatır kavga ediyor, yani yok, hapishane gibi bir köşede namaz kılıyor yani. O kadar zor koşullar altında ki, ama bunun çözümü geçmişe bakmak olmayabilir illa. Bugünün ihtiyaçlarına bakarak da bu çözülebilir. Aynı şekilde hani siz merkez üzerinden konuştunuz. Yani küçük küçük bir sürü semt camisi var. Bunlar tıkır tıkır çalışıyor. Engellilerin camiye gitmesi. Yani camiyi bir sembol olmaktan çıkartıp kentin donatısı halinde düşünemediğimiz sürece bence cami meselesi, yani Çamlıca'dan ayrı söylüyorum bunu, bence çözümlenemez. Yani caminin benim için Nevzat Bey'in söylediği gibi okuldan, işte Hüseyin'in söylediği gibi sorun camide var, okul, hastanede de var diyor. Hastaneden bir farkı yok ama şeye de katılıyorum, kimin söylediğini hatırlamıyorum. Mesela ben İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunuyum. 0 tane cami projesi verildiğini hatırlıyorum. Yani hiç verilmedi. Buna böyle ısrarla ya cami de yaptırılıyor falan diyor akademik kesim. Yaptırılmadı. Ben söylüyorum, hatırlıyorum. Ama ben mimarlık müzesi yaptım. Opera yaptırıldı. Kültür merkezi zaten yine dibine su dökün. Yani istediğiniz kadar yaptı. Cami üretiliyor ama 86 bin tane cami dedi. Yani akademinin suçsuz olduğunu söylemek kadar manasız bir şey olamaz bence. Yani biz seküler kesimsek, Hüseyin'in dediği gibi ben de kendimi hani öyle bir taraf içinde hissetmiyorum ama öyleysek orada da ciddi sorun olduğunu düşünüyorum. Bu Alevilik meselesine demin bahsettim ama bence esas konuşulması gereken, yani cami mabet dediniz siz. Hani kilise havra konuşmak, kaç tane Türkiye'de Yahudi var, kaç tane Hristiyan var? Çok çok küçükler ama çok Alevi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani siz o tekkeyi açıklarsanız memnun olurum, ne diyeceksiniz. Ama yani Tunceli milletvekilinin mecliste cemevi istemesinden daha doğal bir şey bence olamaz bence yani. Bence de. Mütedeyyin... Ama bu şey... Ben sizin kadar seri düşünemiyorum. Siz aklınıza tutarsınız. Tamam. Mütedeyyinlerin kendi sanatlarını oluşturamadıklarını da düşünüyorum. Şimdi başbakanın en önemli mimarı kim? Hilmi Bey bana kızacak gene. Hilmi Şenalp değil mi? Yani Mimar Sinan Camisi'ni yaptı. Japonya'daki Expo'yu yaptı. Berlin Camisi'ni yaptı. Başka cami olsa ona gidilecek falan. En üst düzey Hilmi Bey ve yani buradaki her mimar Hilmi Bey'in yaptığının son derece kötü olduğu konusunda hemfikir olabilir. Yani dolayısıyla mütedeyyin kesim de hani sadece bunun baskısıyla, Kemalizm baskı altında tutmuşla açıklanabileceğini de düşünmüyorum ama ben bir sonuca ulaşamıyorum. Benden seri düşünenlerin, daha iyi düşünenlerin merak ediyorum cevabını. Bir de bence çok önemli, yani bence TBMM camisi en iyi camilerden bir tanesi. Yani ben öyle buluyorum şahsen. Ve iyi bulmamın en önemli nedenlerinden bir tanesi, görmedim TBMM'ye giriliyor mu bilmiyorum, minaresinin olmaması. Yani şimdi burada yatıyoruz. Sabahleyin saat 6'da yukarıya da çıkmadan böyle bir minareden müezzin başlıyor yapmaya, namaz ezanı okumaya. Şimdi bu hiç iyi bir şey değil yani. Müslümanlık adına bence en başta
hiç iyi bir şey değil. Dolayısıyla bu minare ve, yani bunu boşuna söylemedim, minare ve kubbe kavramının da ben iyice bir, yani kubbe, ha şimdi onu söyleyeceğim, Abdi Bey söyledi, Kuzey Afrika'da ya da Orta Doğu'da şey yok dedi. Şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde, Yunanistan'ı iyi bilen birisi olarak, bir dakika otur. Yunanistan'da bizim buradaki camilerin birebir aynısını kilise olarak yapıyorlar. Minare yerinde çan kulesi var, betonarme. Kubbesi var. Birebir aynısı. Buna inanın yani. Çok, o kadar çok gördüm ki fotoğrafları var bende. Dolayısıyla bu bize özgü bir şey de değil. Onu da bilmek lazım. Bir de işte bu şey meselesi. Son gene bu tarafa soruyorum. Özellikle size soruyorum. Yani camilerin çok fonksiyonlu hale getirilmesi meselesi. Acaba bu Cuma camisi ve bayram namazı dışında camilerin kullanılmaması ve Cuma ve bayram dışında da zaten şey, onda da yetmemesi. Yani yetmiyor. Bayram namazında camiler yetmiyor. Bunu seküler kesimin görmesi lazım. Şey, dışarıda sokakta, ondan sonra kağıdın üstünde namaz kılıyor insanlar. Bu iyi bir şey değil. Ama bunun çaresi, yani 86 bin camiye 86 bin tane eklemek de değil herhalde. Bu kadar zengin bir ülke değiliz henüz. Buna da bir çözüm bekliyorum. Teşekkür ederim. Siz söylediniz. Çalışıyor. Ahmet Turan Köksal, mimar, cami gör sitesinin sahibi. Öyle tanıtayım kendimi. Türkiye'de 86 bin değil, en son aldığım haberde göre 88 bin cami var. Öyle siz 2000 kadar, 2000 kadar geride kalmışsınız. Ben Diyanet'e sordum. Ancak burada önemli olan sayı 88 bin değil, 1950'den önce yapılan cami sayısı 14 bin. Şimdi 74 bin cami 1950'den sonra 62 senelik bir sürede yapılıyorsa bu bir patlamadır. Bu bir enerji patlamasıdır. Yani bir taraf bir tarafa aslında bir şekilde enerjisini gösteriyor, durumunu gösteriyor. Şimdi benim bildiğim şöyle de bir sıkıntı daha var. Seküler tarafında en önemli şeyi, hadi bakalım orada kaç tane okul var, kaç tane hastane var diye karşılaştırmak. Bunlar farklı şeyler. Okulların da mimarisi kötü ama Türkiye'de 31.900 hadi 32 bin deyin, İmam Hatipler dahil okul var. Hangi, kaç tane okulun mimarisi iyidir? Ayrıca da bir tartışılır. Fakat doğru da söylemek gerekirse camiler de bizi enerjik hale getiriyor. Çünkü bir patlama var karşıda. Yani 1950'den bu yana 74 bin tane camiden bahsediyoruz. 74 bin ayrı bina. Ve siyasi erk de bu patlamanın olmasını uygun buluyor. Aslında Çamlıca Camii de bir patlama. Niye uygun buluyor? Çünkü enerji, oradaki yüklediği enerji, aldığı oy ve öbür türlü bakış, ki sosyologlar daha iyi kurgular bunu anlatır. Bu patlamanın bir ortaya çıkışı. Şimdi devletler camilere, yani ibadet mekanları nasıl davranır? Örneğin şeriatla yönetilen ülkelerde camiyi de devlet yapar, elektriğini, suyunu da devlet verir ve din görevlisini de o tanımlar. Her şeyi cami, her şeyi. Mesela İran'da camiyi her şekilde devlet yapar. Kilise, Avrupa'nın klasik kilise kavramında, kilisenin zaten bankaları, en son araştırmıştım, yüzlerce bankası, onlarca medya kuruluşu, 50 tane televizyonu vardır. Onun kendi parası vardır. Binayı da kendi yaptırır. Ayrıca din görevlisini de kendisi eğitir ve oraya koyar. Bizde ise tam ortada bir durum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı şikayet ediyor. Diyor ki, eskiden camileri biz yapardık. Şimdi camileri biz yapamıyoruz. Hatta bize öyle bir cami geliyor. Buraya cami uygun değildir diyoruz. Ama işte siyasi bir durumlar hemen orada yapılıyor. 3 ay sonra da bizden görevli isteniyor. İşte çok bir sürü caminin elektrik ve su parası verilmediği için, doğalgaz parası verilmediği için biz uğraşıyoruz falan filan diyor. Öncelikle devletin söz konusu patlamaya, yani 74 bin camiye 74 bin ayrı veya 12 ile 3 ile çarpın lojmanı ıvırı kıvırı verebilmesinin sorunu var. Yani aslında bizim de burada dikkate almamız gereken, niye okul konuşmuyoruz, niye hastane konuşmuyoruz, konuşulması gerekir. Ama camileri konuşmamızın sebebi de aslında bu enerji patlaması. Bu enerji patlamasının bazı alt patlamaları var. Örneğin Selçuklu Osmanlı kırması. Bugün siz mimar olarak herhangi bir derneğin size Selçuklu Osmanlı kırması bina istemiyorum deme olasılığı çok düşük. Onu size söyleyeyim. Çamlıca'ya bir dokunmak istiyorum, kızmayın. Çamlıca hikayesi şudur. Nasıl zamanında bir Türk filmi patlaması oldu ve Dünyayı Kurtaran Adam çıktı. Biliyorsunuz Dünyayı Kurtaran Adam film çekmek için çekilen bir filmdir. Bir Dünyayı Kurtaran Adam çıktı. Çamlıca Camisi de yarışma, sekülerlik, din patlaması, 74 bin caminin de bir Dünyayı Kurtaran Adamıdır.
Ve bugün Gaziantep'te 5 gün önce yapılan kent konseyinde vali başkanlık yapıyordu, bakan geldi. Bir gazeteci hanımefendi, ben yarışmayla yapılması gerekiyor bu imar planlarının, kentsel dönüşümü öyle kafanıza göre yapmayın, onları yapmayın dediğimde, aman yarışmayı gördük, Çamlıca Camisi, o yarışma bu, yarışma dedi. Öyle de bir tarafı kaldı. Tamamıyla dünyayı kurtaran adamdan daha da kötü bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hakan Mahiroğlu, mimarım ben de. Şimdi benim ilk önce katılmadığım bir konu var, onu açıklamak istiyorum. Şimdi sanki bu süreç öteki dediğimiz kesim veya kendi dindar addeden kesim sanki son 10 yılda bir şeyleri ele geçirmiş de bununla birlikte bu değişim yaşanıyor gibi bir algı oluştu. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Bey ona biraz değindi. Bu süreç 1950 yılından beri olan bir süreçtir. Çünkü 50 yılından beri bugüne kadar muhafazakar olmayan çok az iktidar hükümet olabilmiştir ülkemizde. Dolayısıyla bu son 10 yılın falan değil, 50 yıldır sistematik olarak bugüne getirilmiş bir sonuç. Şimdi ikinci konu, biz Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak bundan 3-4 sene önce bir cami projesi fikir yarışması açmıştık. O konuda mesela deminden beri konuşuluyor, işte mimarlar bununla ne kadar ilgililer veya insanlar mimarlıkla ne kadar ilgililer konusunu biz de merak ettik. Ve Mimar Sinan günleri münasebetiyle yapmış olduğumuz bu yarışmada, fikir yarışmasında, Nevzat Bey de jüri üyesiydi o yarışmada hatta, çok ciddi bir katılım sağlandı. Yani 200'e yakın bir katılım oldu. Ve orada gördük ki aslında mimarların bu konuda söyleyecek bir şeyleri var ve dertliler de. Ancak bu olanak maalesef işte dediğim bu sistematik politik dışlamanın sonucu olarak camiyle ilişkilendirilememe gibi bir sonuç doğurduğunu düşünüyorum. Ve biz o yarışmanın kolokyumunun sergisinde dolaşırken bir beyefendiyle tanıştım. İşte yanındaki çocuklara hızlı hararetli bir şeyler anlatıyordu. Nedir diye yanlarına gittiğimde işte böyle cami mi olur falan. Çünkü baktıkları proje kubbesiz, minaresiz bir camiydi. İşte böyle cami olmaz, kubbelisiz, kemersiz olmaz, çocuklarla orada tartışıyordu. Ben devreye girdim, hayırdır, kimsiniz diye sorduğumda, kendisi Kayseri'de işte onlarca cami yaptırmış bir derneğin başkanı olduğunu öğrendim. Ve orada işte caminin öyle olmaması gerektiği konusunda çevresindeki insanlara böyle tartışma ortamında paylaşımda bulunuyordu. Dedim ben şimdi bu durum, sizin hangi ilkeye dayanarak bunu söylüyorsunuz diye onunla ben bu sefer tartışmaya girdim. Çünkü İslam'da uygulamalar üç şekilde yapılır. Ya Kur'an'a referans yapılması gerekiyor, ya sünnete, peygamberin hayatına, ya da örneklere, icma deniliyor sanırım. Şimdi bu üç örnekte de böyle bir uygulama yok. Yani caminin böyle yapıldığına ilişkin herhangi bir done veri yok. Bu nereden çıkmış? İşte kopukluk dediğimiz ve görgüsüzlük dediğimiz sürecin sonunda oluşmuş bir durum. Kendini ifade etmekle ilgili bir şey ama bu o kadar hiç yapılıyor ki bu artık kutsanmış, böyle cami olmazsa olmaza gelmiş noktasına geldi maalesef. Ben dedim o zaman siz bu olmaz denilen noktada siz camiyi böyle addediyorsanız siz puta tapıyorsunuz. Çünkü siz şekilci bakıyorsunuz olaya. Tabii gerildi falan. Yani öteki dediğimiz kesimin bakış açısı da maalesef bu. Yani onlar da bizim her ne kadar onlara yaklaşmaya çalışsak da onlar da zaten kafalarında bir şablon var. Onu uygulamak istemektedirler. Ve aslında bizim içinde bulunduğumuz ortamın gerçekleri de bu. Bu mücadele şeklinde sürüp gidecek gibi geliyor ama inşallah düzelir. Bir de ben son olarak şeyi anlamadım. Şimdi modern cami nedir sorusu soruldu demişti Can Bey. Şimdi bu soru bana çok garip geliyor. Yani modern kilise diye bir soru var mı veya modern havra diye? Var. Ben bilmiyorum yani bu Protestan bana kiliseleriyle Katolik kiliselerini karşılaştırın. Berlin'de mesela çok modern kilise var. Şimdi onu diyorum ben, şimdi aslında dinin hani binlerce yıllık geçmiş olan bir takım ritüeller içeren dinin din olarak veya ifade edilmesi şeklinde modern olarak ifade edilmesi bana çok anlamlı gelmiyor. Yani onun mekanı nasıl yansıyacağı sorusu zaten bence mantıklı bir soru değil. Hani modern cami derken bu içinde yapılan ritüel değişmiyor veya kilisede. Binanın kent içindeki yapılma silsilesi değişiyor.
Evet. Teşekkür ederim. Bence bugünün en önemli sorusunu sordu. Çünkü ritüel değişiyor mu, değişmiyor mu bunu tartışmamız lazım. Çok kısacık bir şey ekleyeceğim Hakan. Hakan'ın yaptığı yarışma sonucunda mesela görgüden ve Ali Esat Bey briefini değiştiriyor. Hakan Beylerin yaptığı Kayseri Mimarlar Odası'nda yaptığı yarışma sonucunda hani görgüden, nitelikten bahsediliyor ya. Yani bu da aslında o yarışma da ona bir katkı. Şimdi İMES sanayi sitesi bugün AKP'nin, daha önce belki Necmettin Erbakan'ın başında olduğu partinin kökü. Erbakan tarafından, babamın da iş yeri orada. Temeli onun tarafından atılmış bir sanayi sitesi, bir cami yaptırıyorlar yeni yerde. Yarışma yapıyorlar. Küçük, ne olduğu belli olmayan bir yarışma. Ama yarışmaya katılanları, sizin yaptığınız yarışmanın kazananlarından seçiyorlar. Senin bundan haberin var yok bilmiyorum. Yani bu yavaş yavaş olan bir şey. Hiç söz almayanlar var. İnanca dayalı bir şey. Evet, Heva Zeliha Yüksel adım. Mimarım. İnanca dair bir şey söylediğiniz için Dücane Bey'e soracağım. Camiye ihtiyaç var mı? Nerede? Yani her yerde. Şu an günümüzde dinin gereği bu mudur? Yani çünkü Allah'a inanmak için oradayız. Allah'a kul olmak için oradayız. Ama başka ritüellerle de bu sağlanabilir. Cevap vereyim mi? Biraz ayet, hadis, yani hani herkes ötekiyiz diyor. Onların diye tabir ettiğiniz kesimin dayandığı mecradan cevap verirseniz biz de o argümanı geliştirebiliriz. Şimdi tabii düşün. Yani bunun cevabı sadece dini bir cevap olmamalı. Çünkü bunun cevabı sosyolojik bir cevap. Evet. Toplayarak şey yapsak, yani sadece var desem olmayacak, onu biraz temellendirmem gerekir ama saat ilerlediği için diğer sorularla birlikte cevap versek. Aslında Şebnem Yalınay, aslında benim sorum da fark etmene Heval'e yakın bir soru. Belki hani o açıdan da şey olabilir, cevap anlamında da toparlayıcı bir cevap da olabilir alacağımız cevap. Ben öncelikle aslında burada bu konunun tartışılıyor olmasının çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani modern cami var mı yok mu, cami nasıl modernleşiyor, niye acaba biz bunu tam işte hakkıyla gelişmediğini düşünüyoruz soruların altında ben bir miktar hani inançla olan ilişkimizde yatan korkunun da olduğunu düşünüyorum. Çünkü caminin modernleşmesi konusunda evet örnekler var, ona katılıyorum ama daha öncesinde yapılmaya çalışılan girişimler de var. Yani Dalakoy'un Kocatepe için önerdiği, temelinin atıldığı ve hani hepimizin bildiği dinamitlenen bir örnek de var. Yani sonuçta bu cami konusu bir miktar toplumsal olarak da ve belki hani o inancı paylaşan kişiler için de bir miktar tabu bir konu oldu. Yani konuşulmasından azıcık korkulan, hani yeni bir söz söylendiği zaman bir tepki ve belki de hatta hani şiddetle karşılaşılacağından kaygı duyulan bir konu da olmaya başladığı için. Hani eğitimde niye değinmiyor? Ben hani ODTÜ'de yapıldığını biliyorum. Yani ikinci sınıfta şöyle bir şeyimiz vardı bizim her zaman ki bilgide de onu bir miktar ele almaya çalışıyoruz. Yapının belki biraz daha şiirsel diyebileceğimiz veya hani sembolik diyebileceğimiz işte uhreviliği içine katmaya çalışan mekandaki belki o dile gelmeyeni kurabilen şey nedir? Tasarım durumu nedir? Ki cami örneklerden biriydi. Çünkü cami mekanı çok rahat tanımlanabilen bir şey değil. Çünkü direkt inançla ilgili bir şey. İnanç da şu noktada devreye giriyor diye düşünüyorum. Yaşamla olan ilişkimizde akılla kavrayamadığımızı ve bilinmeyenle olan ilişkimizde biraz yaşamla, dolayısıyla hani inançla kavramaya çalıştığımız bir noktada karşımıza çıkıyor. Çünkü her şeyi daha böyle işte modern
Önce biliyorsunuz hani din merkezli şeyle ilerliyoruz. Daha sonra işte aydınlanma akıl merkezli bir şeye geçiyoruz. Ama akılın açıklayamadığı noktada aslında yaşamla olan ilişkimizde, varoluşumuzla olan ilişkimizde ve bilinmeyenle olan ilişkimizde bir şeyleri biraz daha hani farklı boyuttan algılamak gerekiyor. Yani daha büyük olanı algılamanın bir aracı olarak karşımıza çıktığını da düşünüyorum. Ve burada da yani ilk başa döneceğim aslında, bunun tartışılıyor olmasının şu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye durumunda şu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, hani cami mekanı nedir, ne olmalıdır ve mesela işte inanış olarak, din olarak İslamiyet'i seçenler için biz bu mekanı mimarlar olarak nasıl düşünmeliyiz konusunun tartışılması bence çok önemli. İkincisi biraz böyle hakikaten inanç ve inanışı, insanın yaşamla olan ilişkisini kurma noktasında aslında özgürleşmesi gereken bir konu olduğunu da gündeme getirmesi açısından bence önemli. Yani tek inanış biçimi bence hani İslamiyet değil veya Hristiyanlık değil veya Musevilik değil veya işte sayabileceğimiz buradaki başka şeyler de değil belki. Dolayısıyla hani bu noktanın özgürleşmeye başlaması, belki artık hani cemaatini kuran değil, insanın diğer insanlarla ve kuantum fiziğinden falan bahsettik. Yani fizikle olan ilişkide de belki hani Newton fiziği başka açıklar, kuantum başka açıklar. Belki insanın dışındaki bütün daha büyük olan evrenle ilişkisinde kendisinin ne olduğunu anlamasını sağlayan bir aracı olarak diyeyim. Gerçekten mekana ihtiyacı var mı yok mu? Gerçekten cemaatine ihtiyacı var mı yok mu? Noktasında bizi bir yere taşıdığına da inanıyorum. O açıdan da çok önemli ve çok olumlu bir şey olduğunu da düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani benimki bir soru değil belki ama ben de hani aynı kaygıyla gerçekten mekanı var mıdır veya nedir öyle bir kaygıyla da bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında ben de Hakan Bey'in ve Şebnem'in söylediğine ilaveten bir şeyler eklemek istiyorum. Burada biz hepimiz hemfikir olduğumuz bir şey olduğu için herhalde tartışmadık ama işin bir boyutu da biliyorsunuz çağdaş yapılar elde edebilmek. Yani biz işte bugün Çamlıca Camii ya da işte siyasi iktidarın dayattığı okullarda ya da mahkeme yapılarında ısrarla istediği işte bu Selçuklu Osmanlı motiflerini tekrar tekrar yani peşine düştüğü ve bir şekilde kendi görüşünü onun üstünden, mimarlık üstünden dayattığı şeye de karşı durmalıyız. Bu noktada da tabii şunu sormak lazım. Hani herkes herhalde bunu çok iyi biliyor ve sorguluyor ama hani burada her şey konuşuldu. Bu da eksik kalsın istemiyorum. İşte Sinan bilmem kaç yüzyıl, 500 küsür yıl önce bu camileri yaparken o günün teknolojisi, o günün malzemesi, o günün gerekleriyle bunu yapmış. Şimdi bugün hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Bunu basın duyurusu hazırlamıştık. Bunun üzerine orada da yazmıştık. Bugün Sinan yaşasa bu camileri, yani o gün yaptığı camileri mi yapardı sorusu. Buradan aslında başka bir yere gelmek istiyorum. Şimdi tabii ki her iktidar kendi döneminde kendi ideolojisini sembolize eden, anlatan bir takım sembol yapılar yapacaktır. Çok da doğaldır. Biraz önce konuşulduğu gibi tabii cami bunu çok iyi ifade edecek bir yapı türü. O yüzden de cami üstünden de bunlar tartışılıyor. Ama hakikaten belki bizim bugün çok da üstünde durmamız gereken bir şey mimarlar olarak çağdaş yapı nasıl elde edebiliriz? Bütün bu siyasi dayatmalara rağmen oradan cami konusuna gelirsek hani bugünün konusu diye söylüyorum. Çağdaş cami yapılabilir mi? Çağdaş camiye karşı bir duruş var çünkü. Yani modern demeyeceğim. Modernizmin sürdüğü modernite başka da bir şey ama hakikaten çağdaş yapı elde edelim derken çağdaş cami de elde edemez miyiz? Acaba din buna engel midir? Ama o zaman geri dönüyoruz şimdi. İşte iktidarın taklit ettiği bu Sinan camilerinden önce de din vardı. Onlardan önce de cami vardı. Dolayısıyla hani tipolojik olarak örnek alınan şeyden önce de vardı. Bir mimar, cami mimarisinden o zaman da bahsedilebilirdi. Dolayısıyla hani o çok da yerine de oturmuyor. Ama hani dinin... bunları da konuşmak biraz zor. Dinin modern yaşamda, çağdaş yaşamda
varoluşu da yeniden yorumlanabilir mi? İşte bu bir şekilde, çünkü ibadethanelerin de fiziki koşulları biraz önce konuşulan şeylere de gidecektir. Ya bunlar aslında tabii çok derin konular ama ben özetinde kendim bir mimar olarak, çağdaş yaşamın peşinde olan bir mimar olarak çağdaş yapılar, dönemin yapıları görmek istiyorum kendi ülkemde. Yani bunları yapabilmek istiyorum. Bunların yapılabildiğini görmek istiyorum. Yani bu tabii cami konusuna da gelip yansıyor. Ama hakikaten bugün karşılaştığımız şey, Hakan Bey'in söylediği işte muhafazakar kesimin kafasında canlanan işte kubbeli minareli alışıldık o cami algısı nasıl yok edilir diye böyle uzatılır gider. Ama hani hakikaten bir çağdaş mimarlık, günün mimarlığı peşine düşmek de gerekir her konuda diye düşünüyorum. Zor tutuyorum ben de kendimi ama konuşmak isteyen hala var. Hayır, ne? Başka bir program mı vardı? Ha, sen konuşacaksın. Tamam. Ya bir mimar Ertuğ Uçar, ben de mimarım. Bir mimar olarak içine düşmekten çok sıkıntı duyacağım bir durum herhalde sonradan insanlar tarafından kullanılmayacak binalar yapmak olurdu. Olurdu değil, böyle. Bu tedirginliği 2003-2004 yılından beri duyuyorum. O sene Belek'te Rus ve Hollandalı golfçülere hitap eden brief'i böyle verilmiş, villalar yapmıştık. Sonra adamlar gelmedi, villalarda orada duruyorlar. Kimse almadı villaları. Bu bence gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Beni her zaman ilgilendiren şeylerden biri, benden talep edilen mimari gerçek bir ihtiyaçtan duyuyor mu, oluyor. Gerçek bir ihtiyaçtan çıkıyor mu, oluyor. Dünyada da bugün, dünyanın her yerinde boşta kalan paranın devamlı yapıya dönüştüğünü görüyoruz. İşte kriz bundan çıktı, büyük finansal kriz. Dubai böyle oldu. İstanbul hala nasıl böyle olmadı şaşırıyorum. Yani aşırı bir şey var, yapım faaliyeti. Cami konusu da beni şu açıdan tedirgin ediyor. Bu söylediğim açıdan tedirgin ediyor. Bunu beyefendinin bahsettiği yarışma için biz de ofiste biraz sonradan katılmadık ama biraz kafa patlatırken hem ofis içinde konuşmuştuk hem de ben de derinden hissetmiştim. Tabii orada program biraz serbestti, onu da hatırlıyorum ama sonra bir sebepten katılamadık. Esas meselenin çağdaş mimari derken ben bunu şöyle algılıyorum. İşte kubbeyi sivriltmek, ne bileyim minare yerine bir selvi koymak, yani bunlar da olabilir. Güzel, içinde insanın gerçekten iyi hissedeceği mekanlar da ortaya çıkabilir. Böyle projelerde görüyorum. Tahmin ediyorum, zaten ona geleceğim. Çağdaş mimar, çağdaş cami deyince benim aklıma sadece içini dolduracak bir program geliyor. Tabii ki caminin sembolik bir anlamı olabilir, olmalıdır da. Salt sembolik bir anlamı bence olamaz. Yani ben böyle bir proje yapmazdım diye düşünüyorum. Yapanlar olur, bunlar da dikilir. Zaten dikiliyorlar da. Ama esas sorun 500 yıl öncenin formlarıyla uğraşmak değil, 500 yıl öncenin programıyla hala hareket etmek diye düşünüyorum. Burada da birkaç kere değinildi. Bence de hala caminin erkek mekanı olması bence çok ciddi bir sorun. Benim de annem bundan çok şikayet etmiştir hep. Bunun dışında cami eskiden arastaların içinde küçük camiler, günlük ticari yaşamı da destekleyen, insanların sosyalleştiği yerlerken şimdi hala bu takım mahalle içi camiler var ama bu büyük camiler arabayla gidilen, dolayısıyla da kimsenin gitmediği mekanlar. Halbuki dinle ilintili, dinin yaşanmasıyla ilintili bir sürü başka gündelik sorun da var. Mesela cenazelerin de kalktığı yer cami.
Orada da yine bir kadın erkek meselesi var. Ülkede yıllardır süren ciddi bir kurban kesim meselesi var mesela. Bu da dini bir mesele haline getirip programa alınabilir. Konuyu çabucak dinin çok meraklı olduğu, her dinin çok meraklı olduğu şekil şemal meselesinden kurtarıp gerçekten ihtiyaç ve bu ihtiyaçtan doğan bir program meselesine getirmek mümkün olursa bence biraz ilerleyebilir. Ben de Dücane Bey'in başta dediği gibi bu konunun daha uzun süre pişeceğine inanıyorum. Bizim mimar olarak katkımız ancak bu programı daha çok gıdıklamak. Ve bunların gerçekten kullanılan insanların doldurup boşalttığı mekanlar haline getirilmesini sağlamak olabilir. Ne düşünüyorum? Evet, saat 6'ya çeyrek var. Akşam hep beraber buradayız aslında. Devam edebileceğimiz bir durumdayız. Dolayısıyla ben şimdi izninizle son turu konuşmacılarımıza veriyorum. Ondan sonra aşağıda ikili, üçlü, beşli artık kaçlıysa devam etmek üzere. Bu çalışmıyor. Ay pardon. Şarkı bekliyoruz be. Ya şöyle bir şeyden başlayayım bu caminin mümkün olup olmaması konusunda. Yani şöyle çok temel bir hani mimari şey, hani akıl yürütme mi vardır veya hani hem akıl yürütme hem tecrübeyle alakalı bir şey. Tutun ki bir mekanı, yani bırakın ibadeti, bir mekanı tek işlevli olarak kurdunuz. İkinci merhale şu, yani tutun ki bunu yaptınız diyelim. Bu şunun içindir diye bir mekan kurdunuz. İkinci merhale şununla karşılaşıyorsunuz. Hayat sizi bununla karşılaştırıyor. O hiçbir zaman tek işlevli olmuyor. Sonra üçüncü merhale şu. Bunu gören gene mimari zihin artık bu şuurla hareket ediyor. Dolayısıyla yeni kurduğu mekanları hiçbir zaman aslında tek işlevli olarak hayal etmiyor. Dolayısıyla bir mekanın tek işlevli hayal edilmesi bence bir zafiyet zaten. Baştan beri olan bir zafiyet. Ki bu yani cami örneğinde iyice ortaya çıkıyor. Cami evet ritüelin de mekanı ama tek ritüelin mekanı değil. Bir kere her şeyden evvel bir kamu mekanı. Yani bir kere bunu tekrardan bizim artık hatırlamak mı diyelim veya bu şuura varmak mı diyelim. Bir kere cami tartışmasının çok önemli bir şeyi bu kamu olayı. Yani biz birbirimizle ne paylaşıyoruz bu toplumda? Ortak olan ne var? Şimdi bu kamusal atmosfer buralarda doğabilir. Camide hiç kimse ibadet etmese de orada bir yerde o boşluğun hiç kimseye ait olmadan ama aynı zamanda her kimseye ait olacak bir şey olarak orada durması benim için çok rahatlatıyor. Bu çok önemli bir şey. Boş kalsın, kullanılmasın hiç önemli değil. Ya o benim bir yerlerdeki kamu vicdanımı orada sembolize ediyor. Ya ben katılayım ona katılmayayım hiç önemli değil. Benim bir şeyimi kapıyor, eksikliğimi kapıyor. Bunun belki hani psikolojik şeyi çıkabilir. Bir tür eksik, sakat hissediyorum çünkü bu olmadan kendime. Uzanıp anlatmak ister misin? Yani var tabii böyle bir duruma kadar gelir bu. Bilmiyorum bu ne kadar paylaşılıyor. Mesela şu zihniyet mesela çok enteresan. Yani gene hani artık şey, hobi mi oldu diyelim, sokaklarda dolaşırken böyle hani zırt pırt bu camilere bir bakmışlığım falan oluyor bu şey. Yani gündelik doku içerisinde. Deformasyon profesyonel herhalde. Yani hani işte girmesen bile hani ayakkabı çıkartmak bir külf ya ama şöyle bakıyorum falan. Ya hepsi inanın özel mekana benziyor. Ne kadar büyük bir deformasyon. Sıva mesela kolonlarda sıvalar var. Sıvaların yani kolonların köşesinde de ahşap mesela açılar var böyle. Yani bir bar yer yer barı çağrıştırıyor. Yer yer bir ev dekorasyonunu, dekorasyonu en kötü biçimiyle alayım. Yani bir insanın en hijyenik, en özel mekanını hatırlatıyor. Geçenlerde kalem işleri yapan bir şirket işte mimari ofislere bir portfolyo dağıtmış. Orada bir kez daha gördüm. Yani benim gördüğümden çok daha büyük bir repertuar var orada. Ve hepsinde sıva, yani insan
şeyine inmiş durumunda. Ve yani orada Sıva'da öyle bir tezyinat var ki ya ben oraya yaklaşamam artık dıştan birisi olarak. Ve aslında çok itici, çok özel. Evet, ritüel ama orası kamu mekanı olamaz. Ya belki de ondan yabancıyım diye düşünmeye başladım. Oysa mesela malzeme seçimi çok önemli. Yani malzeme süper bir şeydi bu noktada. Onun için hani cami dekorasyonu da mesela bana şey geliyor. Kavram olarak. Yani caminin içi aslında dışı olmalı. Ve yani özel malzeme, özelliği çağrıştıracak malzeme de kesinlikle kullanmamalı diye düşünüyorum. Belki bunu tartışabiliriz. Şimdi tabii benim için çok istifade edici bir toplantı oldu. Yani hepimizin, bu bende de var tabii. Diyalojinin böyle bir tarafı var. Bir gerginlik, bir yatsıma, bir eleme, kendi arzularımızı öne çıkarma. Fakat düşüncenin sıhhati, hatta bence namusu, düşünen adamın kendi duyguları aleyhine sonuçlara varabilmesiyle ölçülebilir. Ben bunu naçizane denemeye çalışıyorum. Becerebiliyor muyum bilmiyorum ama düşündüğümde söylediğim şeylerin duygusal olarak kendi duygularımı tatmin etmediğini biliyorum. Bunu bir sıhhat alameti olarak kabul ediyorum. Burada da aynı ürkeklikler, tedirginlikler var. Yani camilerdeki kilimlerin, halıların ucuz böyle adi fabrika yapımı halılarla değiştirilerek çalınması vicdanımızı, yani buradaki Haziro'nun ruhunda bir sızıya yol açar mı? Ya da el yazması Kur'an'ların Anadolu camilerinden toplanıp yurt dışına vesaire kaçırılması sizi incitir mi? Şimdi bu çok böyle hususi bir estetik sanat tarihçisi filan sanat tarihi ilgisi olan arkadaşlar için olabilir. Şimdi mesela beni çok incitir, yıllardır incitir üstelik. Sebebi dini değildir. Yani bu ülkede bizim temel sıkıntımız kendimizi bağlayabileceğimiz kökleri bulma sıkıntısıdır. Ben modern yapılar istiyorum. Niçin? Modern yapılara, çağdaş yapılara karşı olduğum için söylemiyorum. Fakat bir bellek sorunu yaşıyoruz. Bu da ister istemez bizim kişisel biyografimizle yani hepimizin aslında divana uzanma eğilimimiz var. Fakat grup terapi. Evet, grup terapi. Zaten burada bir grup terapi yaşıyoruz. Çünkü burada yüzleşme sorunu var. Dindarlar yani Türkiye'de dindar bilincin en büyük problemi çok ciddi bir bellek sorunun yaşaması. Neden? Sosyal yaşam, dış gerçeklik, dış gerçeklik zihinde ya da gönülde olanlarla çatıştığında savunma, dış yaşamı dondurma, onunla araya mesafe koyma ve zihindeki ilkeleri, idealleri yüceltmeye yöneliyor. Tabii bu narsistik bir şişinmeye yol açıyor. Bu narsistik şişinme de asla ötekisiyle karşılaşmamaya özen gösteriyor. Çünkü etkilenmeyi göze almadan etkileyemezsiniz. Yani Türkiye'de seküler mutaasıplarla dindar mutaasıpların hikayesi aynıdır. Yani aynı zamanda bir seküler taasup da var Türkiye'de. Modernizm üzerinden zaten bu modernitenin hakim vasfıdır. Onun için tek kelime var, muhafazakar. Efendim? Onun için kelime muhafazakar aslında. Muhafazakarlık batılı bir kavramdır. Ve bu 10 yıl evvel Türkiye'ye politik olarak ithal edilmiştir. Türkiye'de muhafazakarlığın politik olarak Türk siyasasına, hatta medyasına girdiği tarihe bakınız. 15 yıl öncesine gidebilecek misiniz? Gidemeyeceksiniz çünkü 95'lerden sonra muhafazakarlık kavramı hızlı bir şekilde imal edildi.
yani Türk üniversitelerinin hangi fakültelerinde ima edildi, bu düşünülmeli. Yani muhafazakarlık kavramı üzerinden Türk siyaseti tartışılamaz. Çünkü bu çok yeni bir kavram ve son dönemi ancak ayrıştırmaya yarar. Ben kısa keseyim. Şimdi inanma ihtiyacı müesses din üzerinden, kıyafetleri vesaire üzerinden kendini ifade eder. Şimdi burada bir şey var, problem var. Yani mimar arkadaşların özellikle üzerinde mimarlığın dışına çıkarak düşünmeleri gereken bir sorundur bu. Geleneksel inanış, bütün dünyanın her tarafında böyledir. İki kavramı çok önemser. Ezber ve tekrar kavramı. Oysa modern eğitimin nefret ettiği kavramlardır. Ezberci kafa. Ya benim için ikide bir ezber bozan adam filan diyorlar. Ezber ve tekrar klasik eğitimde olumlu bir bilme biçimiydi. O yüzden bir şair, büyük şairlerin şiirlerini ezberleyerek iyi bir şair olabilirdi. Sezan neredeyse bütün gençliğini Lourdes'a şeyin klasik sanat eserlerinin karşısında oturarak geçirdi. Dolayısıyla müzikte de, resimde de, heykelde de, şiirde de, hatta romanda bile bütün büyük sanatçılar öncekilerini taklit edebilen sanatçılardır. Taklit, ezber ve tekrar olmadan deha ortaya çıkmaz. Fakat modern fizik, modern yaşam için bu hız kavramıyla alakalı ezber, tekrar, taklit filan, mimesis mesela özellikle modernliğin Weltanschauung, bu dünya görüşü tarafından tasfiye edildi. Fakat o böyle isteyebilir, modernlik bunu talep etti diye bu kendiliğinden bir anda vazgeçilmiyor. O yüzden bir Musevi de, bir Hristiyan da, bir Budist de asırlardır aynı şekilde başını sallar. Aynı şekilde tesbihini çeker. Zikirde hiç sağa dönülmez. Ben böyle yazdım. Mesela herkes itiraz etti, döndür diye. Dönülmez çünkü derviş kalbe doğru döner. Sürekli insan kendine dönmesi lazım. Şimdi bunu asırlardır tekrarlar. Ve şöyle inanır. Evrenin ahengi bu tekrarla sürecektir. O yüzden sünnet diye mesela Müslümanlarda bir şey vardır. Peygamber nasıl sakalını kesmiş filan. Bunlar doğru. Taklittir. Dinin kabuğudur falandır ama Marksistler de Marx gibi sakal bırakırlardı. Troçki gibi gözlük takarlardı. Entelektüelliğe özenen çocuklar pipoyla filan kıyafetleriyle, saç kesimleriyle. Bu aslında gençlik döneminde hoş karşılanabilecek bir şeydir. Çünkü taklit bir şeyi devralmak, onu hazmetmek, sonra yeni bir şey söylemeye onun el vermesi anlamında olumluydu. Şimdi Türkiye'de niye dindarlar hep kubbe istiyor? Ben buna karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum ama bu benimkisi çok marjinal bir görüş. Neden? Çünkü bu insanların kubbe istemesi, minare istemesinin sebebi psikolojik. Sürekliliğe ihtiyacı var. Yani çok ciddi bir şekilde köklerinden kopuyor bu insanlar. Kurban kesmede aynı sorunu yaşıyorlar. Hacda aynı sorunu yaşıyorlar. Yani hacca gidiniz, Manhattan gibi hakikaten. Her tarafta hamburgerler yeniyor falan. Yani akıl almaz bir şey var orada. Fakat ısrarla insanlar değişeni görmüyorlar, değişmeyeni görüyorlar. Mimaride de ister istemez değişmeyeni, sürekli olanı, geçmişle irtibatlı olanı talep ediyorlar. Yani bunu anlamak bu kadar mı zor bilemiyorum. Türkiye'de halk inançları baskılanmış bir halktır. Bunu seküler çevreye mensup arkadaşların cesaretle takdir etmesi icap eder. Dolayısıyla bu kopukluk mesela çok enteresan, sözün uzadığının farkındayım ama bir gençlik anımı atıf yapayım. İşte İslami devlet tartışmaları vardı. Radikal İslamcılar işte kafir devlet, İslam devleti filan diye bir şey vardı. Bunlar aslında yine siyasi merkezin ürettiği söylemlerdi. O El-Kaide vari.
Fakat biz bir şey fark etmiştik, halk buna inanmıyor. Yani halkın kafasında küfür, kafir ve devlet yan yana gelmiyor. Çünkü halk devleti müsbet bir şey olarak algılıyor. Padişahlar aleyhinde konuşun mesela, halk bunu anlıyor. Dedeniz anlayamaz mesela. Babanızı bilemem ama sebebi padişahlar veli gibi kabul edilir. Şimdi bunu olumlamak anlamında söylemiyorum. Bir tespit olarak, yani babaannelerimizin, dedelerimizin inançlarından söz ediyorum. O bakımdan burada değişme, bu Jacobin yukarıdan aşağı özellikle gardıropla birlikte gelen değişme o bir yere kadar geldi, bir yerde tıkandı, yürümüyor. Dolayısıyla burada başka yollar denenmesi lazım. Ve şeyin, mesela ben şahsen havalanlarının, bu alışveriş merkezlerinin, ATM'lerin filan, bu anlamda bizi şehirleştirme, modernleşme bakımından mabetlerden daha hızlı şehirleştirdiğini düşünüyorum. Burada halka biraz şefkatle yaklaşılabilirse, entelijansiye için söylüyorum. Bunu da umurumda değil yani nasıl yaklaşıldığı. Sadece siyasi erkin entelijansiyanın bu kavgacı uslubunu Türkiye'de düşüncenin, sanatın ve kültürün aleyhine kullanma hastalarını tahrik ettiğini düşünüyorum. Böyle gözlemliyorum. Yoksa ben ortayı bulmaya falan çalışmıyorum. Yani mimarların mimari dışında toplumsal düşüncelerin, reflekslerin nasıl oluştuğuna dair bir hassasiyet geliştirmeleri lazım. Mesela iktisatçılar şeyden korkar, psikoloji okumaktan. Ve bu çok klasik bir sorundur. Psikoloji bilmez iktisatçılar. Aynı şekilde psikiyatr olanlar, psikologları demiyorum, tıbbı merkeze alırlar ve farklılıkları önemsemeyi istemezler, önemsemezler. Mimarlarda da böyle bir eğilim var. Bu çağdaş eğitimin, aldığınız eğitimin sonucu. Bununla hesaplaşmalı. Bu da nasıl olur? Toplum bizi zorlarsa bu olur. Bana tahammül ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir soru vardı ya. Düz bir soru. O soru hala duruyor. Camiye ihtiyaç var. Evet. Siz konuştukça var. Ya ben ne kadar bilmiyorum, ne kadar yatıştırıcı bir iki laf söyleyeyim desem kalkıştırıcı etki uyandırıyor. Evet, o iki soru önemliydi hakikaten. Onlar için ne düşünüyorsunuz? Onu da alırsak. Camilere bence dini değil, sosyolojik ihtiyaç var. Yani cami, mabet, çünkü şeyde Müslümanlıkta mabet muayyen bir yerin yapılması şeklinde tezahür etti filan ama yani şunu unutmayın, bütün Osmanlı camileri Ayasofya ile rekabetten oluşmuştur. Aslında bir Bizans simülasyonudur. Ayasofya olmasa, Ayasofya'yı çekin, hiç Osmanlı camisi elde kalmaz. O da siyasi bir meydan okumadır. Yani onu mesela pek konuşmuyorlar, Hristiyan bir mimarın Fatih Sultan Mehmet elini kestirmiştir. Sebebi, Havariyun Kilisesi varken onun Havariyun Kilisesi camiye döndürülecek. Bu şu andaki Fatih Camii. Fatih Sultan Mehmet diyor ki şeyden, Ayasofya'dan büyük olsun kubbesi. Fakat zemin çil ve çamur, hatta su var. Hristiyan bir mimar tabii ne kadar yapabilse Ayasofya ile yarışabilecek bir kubbe yapmıyor, yapamıyor. Ve şey, Fatih Sultan Mehmet'in o öfkeyle elini kestirdiği söylenir. Tabii bu haksızlık bu şekilde gelecek kuşaklara aktarılamayacağı için kadıya şikayet eder mimar. Mimar da Fatih'in de elinin kesilmesine izin verir. Fatih de bunu kabul eder. İşte o mimar da bu Ali Cenaplık karşısında filan. Şimdi dolayısıyla mabet ihtiyacı dini bir ihtiyaç değildir. Sosyolojik bir ihtiyaçtır. 7 milyon, yani şöyle söyleyeyim, İstanbul trafiğini rahatlatmak için siz mimarlara göre Boğaz'da kaç köprü yapılması lazım? Hiç.
Peki yetkiyi elinde bulunduranlar ellerinden gelse 13 köprü yaparlar mı? Yaparlar. Aynı sorun bu. Dini bir sorun mu? Sosyolojik bir sorun mu? Ekonomik bir sorun mu? Köprü sayısının artmasıyla cami sayısının artması aynı zihin hastalığından neşet ediyor diye düşünüyorum. Ama buradan gerek yok cevabına geliriz. Hayır. Bunda tehlikeli bir yere taşıdı. Demokrasi var. Şöyle halk bir de şeyi unutmayın, onu söylemeyi unuttum. Allah söyledi. İstanbul'daki cami sayısının çokluğunun biraz da mafyaya borçluyuz. Mafya arsaları parselleyip satmadan önce bir cami yapar. Sonra arsaları satardı. O yüzden İstanbul'daki o camilerin önemli bir kısmı mafyanın arsaları satabilmek için yaptı. Çünkü cami olmayan yerden halk arsa almıyor. O yüzden devlet arazileri yağmalanırken cami bu mekanizmayı meşrulaştırıcı bir şey rol oynamıştır. Bu herhalde yani bir yönüyle dinidir ama bir yönüyle sosyolojiktir. Bu da yeni bir tür değil mi? Mafya camii. Tabii. Bir sürekli dinlendireceğim Dücani Bey. Akşam sunmaya devam edeceğimizi zannediyorum. Son sözü Nevzat'a vereceğim ve sana ağır bir misyon yüklüyorum. Yeşim bir şey söyleyeyim. Ben sizin bir cümlenizi çalıyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dediniz ya biraz önce işte halka karşı da birazcık şefkatli olmak lazım. Ben de o zaman şunu söyleyeceğim. Modern çağ her tür gereğini ya da işte aracını kullanıyoruz. Cep telefonuyla konuşuyoruz, Mercedes'lere biniyoruz, öyle değil mi? İşte interneti kullanıyoruz, modern yaşamın, çağdaş yaşamın her tür aracı elimizde. O zaman niye geçmişimizi, belleğimizi bu biçimlerde arıyoruz? Bir durup düşünmek lazım. Ama ben diyorum ki biçimlerde... At arabasına binmiyoruz, şalvarla gezmiyoruz, öyle değil mi? Yani bu geri çevrilmesi çok kolay bir argüman, evet. Hiç uğraşmayalım. Ya gökdelenleri yapıyorsun. İstanbul'daki yapıların tamamı camiler dışında çağdaş yapı ve o çirkinliğin... Çağdaş yapı tartışılır şimdi. Yani bütün oteller, bütün gökdelenler hepsi çağdaş yapı. Cam çelik konstrüksiyonlar ve onların mekan seçimleri filan. Bu böyle gider. Gider. Peki ben de olabildiği kadar kısa toparlayayım. Şu yani... Tersten giderek şimdi konuşulan, gerçekten bu epey bir zor bir konu. Çağdaşlık ne ki? Yani Çamlıca'daki camiyi konuşuyoruz. İkisi de arkadaşım ama şimdi zorlu center yani kabus gibi bir şey yani kabul etmeli ki. Modernlik kimse olur bu meselesine giriyor. İşte bu şey, şimdi sizin söylediğiniz bir şey vardı. Önce mabet mi vardı, önce şehir mi vardı? Biliyoruz ki önce şehir var. Ben tersini düşünüyorum. Çünkü yani şuradan biliyoruz. Mesela neredeyse bir pattern sayılabilecek kadar birbirine benzeyen şemalara sahip olan külliyelerin içlerinde olup bitenlere karşın dış duvar her zaman çarpık çürpüktür. Çünkü o daha önceden oluşmuş sokakları, şunları bunları gözetir. Ya bu çok çok da ilginç bir ikiliktir bu Osmanlı mimarlığında. Bu kadar didaktik bir dilin dışarıya dönerken onu hesaba katması ve eyvallah demesi bence çok güzel bir şey bu. Tersi örnekler olabilir ama hep böyledir. Hatta Paleolitik dönem için mi konuşuyorsun? Hayır, Osmanlı. Osmanlı'da zaten şehir var. Osmanlı fethediyor, mabedi değiştiriyor. Hmm. Benim dediğim Paleolitik, Neolitik dönem için. İkincisi şu. Bu cami kelimesi altında aslında çok şey konuşuyoruz ama cami mesela Şerif Mardin'in çok önemli bir saptaması var. Tekkeler ve zaviyelerin kaldırılması tabii. Aslında mahalle ölçeğinden dini alıp son derece resmi, asık suratlı, mendebur ve son derece dayatmacı bir noktaya taşıdı. Bu büyük hataydı dediği bir tespit. İtiraf edeyim ki ben de hani bu cami meselesinin içine girdikçe, bu büyük camiler meselesine doğru iş evrildikçe bu tespitin tam anlamamıştım o ilk okuduğumda. Fakat öyle bu konunun içine girdikçe ne kadar önemli bir saptama olduğunu düşünmeye başlıyorum. Şimdi bu küçük camiler ve büyük camiler meselesinden de geliyor aklıma. Yani
Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet bunlar dinin değil, din üzerinden bir imparatorluğun simgeleri. Yani o çok özel bir şey. Çünkü aynı dönemde yapılan küçücük bir mahalle mescidine gittiğiniz zaman yani minaresi bazen var, bazen yok. Son derece sevimli, şeker gibi böyle kiremit çatıları falan olan bir yapı çıkıyor ortaya. Dolayısıyla hani bu cami başlığı şeye yetmiyor yani hemen alt başlıklara. Ben de cevap vermek istiyorum. Camiye ihtiyaç var mı? İhtiyaç ne ki? Yani bu soruyu her şeye sorabilir. Ya bu talep ediliyorsa, bu isteniyorsa, bunun üzerine bu kadar konuşuyorsak ben de hala hani hala var görünüyor ortalıkta. Önemli olan bunun nasıl yapılacağı. Ben de Can'ın söylediği gibi düşünüyorum ve şu anda da bunu yapmaya çalışıyorum. Dışı ile içi arasında olabildiği kadar az. Yani buradan da mesela çağdaşlık meselesini ben öyle okumaya çalışıyorum. Hani olabildiği kadar az süslemelerle, süslemeyi strüktürün kendisi haline getirmeyle ama dayandığı düşüncenin ilkeleri doğrultusunda sonsuz kere tekrar eden şeylerin düzeninden o büyük evrenin düzenini hatırlatacak bir biçimde küçük parçalara ayrılmış strüktürel elemanların taşıyıcı sistem olarak devreye girmesiyle bunun gibi yani parçalar ve bütün arasındaki ilişkiyi bir şekilde okuyarak bunu bir yapı olarak ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Bunu birisi modern olarak okuyabilir, biri çağdaş olarak okuyabilir, biri gerçekten... Tabii şey kazandaysa olmayan bir bina yani. Ama sonunda ne yaparsanız yapın bence bunlarla böyle derin hesaplaşmalarınız varsa kaçınılmaz olarak iyi bir şey çıkıyor ortaya. Yani bence mesela yapılmış, bırakın iyi bir cami mi kötü bir cami mi, yapılmış en iyi yapılardan biri bence Meclis Camii'dir. En iyi yapılardan biri. Yani bu toprakların gördüğü en iyi yapılardan biridir. Ya bu çok önemli, azımsal bir açı. Hazır mimarlarından biri buradayken söyleyeyim. Evet. Bu kadar. Abi ben şimdi evet. Evet, tahminim hala sürecek ama ben ayrılmadan bir şeyi merak ediyorum. Yani olmamasına gayret ettik ama kaçınılmaz olarak bu kadar mimarla çok mimar bir toplantı oldu yine. Dücane Bey, iyi ki buradasınız. Ben Cile Hanım'ın ve Günseli Hanım'ın ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyorum. Şimdi gazetecilik açısından bakarsak... Hayır. Gazetecilik açısından bakarsak ben arkadaşıma da söyledim. Benim için pek yazacak bir malzeme çıkmadı. Fakat bir dakika. O çalışıyor. Fakat ruhumu çok doyuran konuşmalar oldu ve ben çok mutluyum. İki tane küçük tespitte bulunmak istiyorum. Türkiye'nin ilk modern camisi sanıyorum yanılmıyorsam Kınalı Adada. Başar Acarlı yaptı ve şimdi konuşurken şunu düşündüm, neden Kınalı'da? Herhalde orada daha çok Ermeniler olduğu için ve bir karşı koyma olmayacağı için orada deneyebildi diye tahmin ediyorum. Doğru olabilir, olmayabilir, öyle bir tespitim var. Küçücük bir cami. İkinci tespitim kadınlarla ilgili, siz de sordunuz, herkes sordu. Bu kadınlar meselesi camide çok önemli. Şimdi Nevzat Bey, Malatya'yı sordum. Malatya'da üst katta bir kadınlara bir yer ayrıldığını söyledi. Ben bir şey söyleyeceğim, ben Museviyim. Bizim sinagoglarda da kadınlar üst kattadır ve bana çok aşağılayıcı geliyor. Hatta benim 80 yaşında olan bir yakınım sırf bu yüzden gitmiyor sinagoglara. Yani ben aşağılanıyorum diyor. Eğer erkeklerle aynı yerde kalacaksam ben girerim. Ama yoksa adımımı atmam diyor. Şimdi bir de işin şöyle bir tarafı var. Ben bilmiyorum ama bana aktarılanlardan biliyorum. Amerika'da reformist Museviler var. Ve kadınlarla erkekler sinagoga birlikte gidebiliyorlar. Yani bu bizi şuraya getiriyor. Dinde bir reform gerekli herhalde kadınla erkeğin bir arada olması için. Aksi takdirde olmayacak diye düşünüyorum. Bu evet. Çok çok
çok kısa hemen söyleyeyim mi? İslamiyet'in çok ilginç bir tarafı var. Mesela biz birkaç ay önce Selimiye'deydik Edirne'de. Kadın mahfili orada da var. Ama mihrabın hemen arkasında bir grup kadın namaz kılıyordu ve kısa kollu idi giysileri, saçları da açıktı. Ve kimse onlara orasının onların olmadığını söyleyen, yani izledik sonuna kadar. Hiç kimse, yani şu bu aslında bir kural değil. Hayır. Bence bakın bu çok esnek bir tarafı. Hem iyi hem kötü tarafı aslında. İslamiyet'te böyle bir şey var. Yani bu şehir gibi. Mesela siz hiçbir zaman kamusal alanın neresi, özel alanın neresi olduğunu tam olarak anlayamazsınız. Bu hep geçişlidir bu mekanı. Bence bir orada o sırada kimin olduğuna bakar yani. Sinagog gibi değil yani konu. Sen oradan kalkacaksın diyemez kimse. Ama genel eylem kadınların girmemesi değil mi? Nereden? İşte zevzek birine denk gelmiş. Evet, öncelikle yani konuşmamın başında teşekkür edeyim, sonunda da edeceğim ama gerçekten çok doyurucu bir gündü benim için. Pazarlama açısından bakayım meseleye isterseniz. Biz hep içgörüleri okumaya çalışırız. Sizi tanımayanlar vardı. Ama Gülsel Hanım dedi zaten. Ben onu mimarlardan tanımayan vardı. Muhtemelen hiçbirisi tanımıyordur. Çünkü ben başka bir dünyadan geliyorum. Uzmanlık alanım pazarlama ve pazarlama iletişimi. Marketing Türkiye Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. Ayrıca da Zaman Gazetesi'nde 8 yıldır ekonomi yazıyorum. Dolayısıyla ötekileştirilmiş olduğu düşünülen iki dünyanın arasında her iki tarafı da anlayarak götüren bir düşünce yapısına sahibim. Açıkçası her söyleneni bu birikimim üzerinden ve bu eleğimin üzerinden dinlediğimi söylemek isterim. Dolayısıyla da duyduğum şeylerden çok keyif aldım. Her birisi ayrı ayrı içimi doyuran şeyler söyledi ve umut var oldum bir kere. Önce bunu söylemek isterim. Pazarlama açısından baktığımızda bu mal bir kere satmaz. Bir efendim bu mal satmaz. Bence bu satar, bu çalışır. Yani bu mal satmaz değil, bu çalışır. Çünkü en sonunda geldiğiniz yer bir konsensus, birbirinizi anlama konsensusu. Dolayısıyla bu en önemli şey. Benim 8 yıl önce Zaman Gazetesi'ne davet edildiğimde orada ne işin var diyenlerle senin ne işin var burada diyenler arasında kaldığım bir dönem var. Bu giderek azaldı. Yani sadece niye oradasın diyenler değil, niye buradasın diyenler de vardı. Bence bugün öyle bir anı da yaşadık. Bu da çok keyifli benim için. Bunu görmek de keyifli. Hep şu pazarlamaya başladım söyleyemedim, izin verirseniz onu söyleyeyim içgörüyle. Şimdi görüyorum ki ben konuya söylenenin ve görünenin ötesinde farklı bir bakış açısıyla, ki buna Bektaşilik'te gönül gözü denir, öyle bakıldığında insanların birbirini anlaması çok daha kolay oluyor. Bir, böyle bir ortam içerisindeyiz. Dolayısıyla bu beni çok mutlu etti. İki, yazılanın hep gerisinde bir şey vardır. Gazetedeki her habere inanmadığınızı herhalde, ya da medyadaki her habere inanmadığınızı ve onun gerisinde başka şeylerin olduğunu da görüyorsunuzdur. Hemen hemen hiçbirine. Bence ötekileştirmeyi gene size akıllı bir şey soracağım, sen unutma. Ötekileştirmeyi cemili durdurucak cemili olanlar cemili akil adamlar. Dolayısıyla akil adamlar var her taraftan. Bu da sevindirici benim için. Bunu da görüyor olmaktan keyif alıyorum. Bir başka şeyi daha gördüm. Son dönemde toplumun kodlarını okumaya çalışıyor idim. Cami meselesi üzerinden sorularımın pek çoğuna yanıt almış oldum. Benim için çok doyurucu oldu. Burada olmaktan Kale Bodur'a, Gökşin Bey size, Arkitera'ya hepinize teşekkür ederim ve tekrar teşekkür ederim. Gerçekten çok doyurucu bir gündü. Sağ olun. Şöyle bir yanlış anlama olmasın. Biz bugün camiyi konuştuk ama buradaki insanların çoğu aslında aynı zamanda o cam gökdelenlere de benzer tepkiyi, kötü yapıların çoğuna benzer tepkiyi gösteriyorlar. Yani onların hepsini böyle bir
modernist kimliği kutsamıyorlar. Yani iyi ve kötü, benzerlikle başka söylediği beğeniye dayalı bir şey var, seçicilik var. Yani o herhangi bir yapı türünde karşımıza çıkarmış. Bugün camiyi tartışıyoruz. Aynı şeyi İstanbul'da cam gölgelenler için de tartışıyor olabilir. Yani dışarıdan gelenler için bunu özellikle söylüyorum. Buradakilerin cami özel bir hassasiyet konusu değil. O anlamda değil. Yani son soru. Mimari bakış açısı Çamlıca'nın bir kısmında camiye bu nasıl diyor. Muhafazakar düşünce o da yapılmasın diyor. Peki kim istiyordu o cami yapılıyor? Ben muhafazakar değilim yani. Ama Dücani için muhafazakar denemez. Denemez tabii. Ben muhafazakarlık aleyhine yaptım. Peki, reysen kapanmış olduğunu görüyorum toplantının.